Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizdə görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərləri huzurunuzda sunuşub turışımız. Qanamızda qıtanlar ekranımız olsun. Xitay aviamatkisi Xərbi Tinç okeanda manevr ötküzdü. Xitayning yaqinqi yillardan buyonqi eng cho'ng ko'lamlik aviamatka atirti hisoblanadigan Liaoning aviamatkisi zarb berish guruhi 5-oyning 5-idan boshlab G'arbiy Tinch okeanda harbiy mashq manevrini boshlagan bo'lib, mazkur aviamatkaning Tayvanning Sharqi dengiz qirg'og'iga yaqinlashishi va o'xshash vaqtda Amerika dengiz armiyasining ikki aviamatka atirtining G'arbiy Tinch okeanda harakat boshlashi xalqaroning qattiq diqqatini qo'zg'adi. BBC'nің хабар қылышча, дүния Украина урышығы диққат қылыватқан бір мәзгілді, енді Тинч океан райондегі харби рекабет давам қылыватқан болып, Америка, Япония, Тайвань ва Сайлам өткізіватқан Австралия му, яқында райондар ара харби ішлер тоғырсыды баянат елан қылған. Шының білен бір вақытта, 5-й май Америка ташқы ішлер министрлігі орган торбетіде Америка-Тайвань мұнасуеті тоғырсыдегі әмәли вазият қысымыны еңілген болып, бұныңдан Тайвань Қытайның бір қысымы деген сөздерін өшіріватқан. Xabarda qayd qilinishicha, Washingtondagi Aql Ambri Germaniya Marshall Fondi Osiyo turining boshlig'i Boni Glaser Xitoyning Tayvanning Sharqi dengiz qirg'og'idagi Liaoning manevri haqida to'xtalib, garchi aviamatga zarba berish atriti ilgirikiga qaraganda sal cho'ngroq bo'lsa-mu, ammo bu doimlik mashq bo'lishi mumkin degan. U yana Liaoning aviamatkisi atritining Miyako bo'g'izidan yo'lga chiqqanligini bu Xitoy dengiz armiyasining Tinch okeanga kiradigan va chiqadigan doimlik yo'li ekanligini, bu manevr Xitoyning manfaati uchun o'tkazilganligini, ma'lum bir nishonni maqsad qilmaydiganligini bildirgan. Tayvan harbiy strategiyachi Tayvan davlat bexatarlik tadqiqot o'rnining mas'uli Su Ziyun Xitoyning harbiy madaniyatida azaldan siyosiy omillarning borligini, shunglashqa yaqindan biri Amerika bilan Angliya Tayvan dengiz bo'g'izi masalasiga ko'ngil bo'lishni kuchaytirgan Yaponiya va Angliya bosh vazirlari Tayvan bo'g'izining bexatarligini qayta ta'kidlagan bir paytda Xitoyning bu harakatining aniqli siyosiy maqsadga ega ekanligini bildirgan. U tahlilida yana Xitoy aviamatka atritining nishoni manevrining obyekti va ko'limini kengaytirish orqali siyosiy bardoshlik berish iqtidorini kuchaytirish G'arb davlatlariga strategik signal berish yoki pozitsiyasini bildirish ekanligini ta'kidlagan. Qo'rchoq amaldor Abduraqib diniy erkinlik tarixda ko'rilmagan saviyaga yetdi deb bildirildi. Yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, xususan islom dini va musulmonlarga qarshi terror siyosati sababli İzgil durdu xalqara cəmiyyətinin qatlıq tənqidigi uçurab kilivatqan Xitay rejimi hər xil yalğan təşviqatlarını davamlaşdırıb kilivatqan idi. Yıqında BDT kişilik hüquq ali əməldarının Şərq Türkistanını ziyarət qilish planı kün tərtibki kilişki başlıqan deyikin, Əbdibəşirisinin aşkarılınıb qilişidin ənsirgən Xitay hər xil vasitlar bilən yalğan təşviqatlarını teximu küçəb icra qilişki başıldı. Xitay Xinhua agentligining xabar qilishicha Xitay doirlari 10 may Urumchi shahrida atalmish Xinjiangdagi diniy e'tiqod erkinligi temasida sin yig'ini ochgan bo'lib, yig'in jarayonini tor orqali 60 nechta davlatga tarqatgan. Xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash maqsadida ochilgan mazkur yig'inda atalmish Xinjiang Islom institutining mudiri Qo'rchoq amaldor Abdiriqib Tumur Niyoz o'tirg'i chiqarilgan bo'lib, u yig'inda Xinjiangdagi diniy e'tiqod erkinligi navbatdagi tarixda misli ko'rilmagan saviyaga yetdi. Haqiqatni ko'rguchi hech qanday kishi buni inkor qila olmaydi deb nomussizlarcha bildirilgan. Yig'inda yana Hetka jamoasining xotiblik vazifasini o'tayotgan Mamat Juma va Xotan, Sanji, G'ulji qatorliq rayonlardan elib kelingan Xitoy qo'lchimoqchilari bir-birlab so'z qilgan. Ularning hammasi oldin o'g'itilgani bo'yicha yolg'on guvohlik berib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini islom dinini bostirish siyosatini inkor qilib, xalqning barliq huquqlarining kafolatga ega ekanligini da'vo qilishgan. Yig'inda yana atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik birliksa bo'limining boshlig'i Qo'rchoq amaldor Zumrat Ubul so'z qilib, Xinjiangda diniy e'tiqod erkinligini asos qilgan asosda xalqaradagi diniy tashkilotlar bilan aloqani saqlab keldi. Ularni ziyorat qilishga taklif qilish orqali rayonning vaziyatini tushunish talab qilindi deb bildirilgan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkistonda atalmish islom dinini xitoylashtirish, sotsializmga uyg'unlashtirish qatorliq nomlarda 16 mingdan ortiq masjidni chiqibotgan yoki vayron qilgan. Qisman masjidlarni mayxona, choyxona yoki sayohat o'rniga o'zgartgan. Barliq diniy zotlarni tutqun qilgandan boshqa azroqli diniy tushunchisi bo'lgan millionlagan xalqni jazo lageri yoki turmaga qamagan.
Hatta Şarkı Türkistan halkının öz ara assalamu aleyküm degen salam sözleri mu əsəbiliknin ibadeleri deb qarılıp çeklengen. Fakat Azsan'daki bir kısım mescidler halkara cemiyetinin közünü boyaş maksadı kaldırıp koyulgan. Cümleden Kaşgar'daki dağınlık Heytga mescidi fakat sayahatçilerini kütüb alıdığan uğrun kılıngan bulup namaz okuş çeklengen. Neçik gün ilgirki Rozi Heyt günü Xtay halkara cemiyetinin közünü boyaş üçün Kaşgar Heytga camiyesi aldı da bir top Uyghur'nun sama usulü oynayan sahti görünüşünü tarqatgan. Gerçi Xtay Heytga camiyesi de namaz okuşunu çekilip sayahat oranı kılıb alğanıgı neçik yıl bolgan bolsa mı, bu qetimliq pilallıq oyunda şehir etrafıdaki Uyghur əmeldar ve halkını mecburi samağı destekili salgan. Xtay'nın bu kılmışı bulturma okşaş tariqide icra kılıngan bolup, halkının bir gün burun yığıvelinip, meşk kıldırılganlıkı aşka arılınıp, halkaralık taratkularda haber kılıngan idi. Xtay'nın bir ayroplanığa ut getdi. Tibet Avasiyası'nın bir yolcular ayroplanığa Chongqing Jiangbei halkara aerodromidan uçuş jarayonida ot ketib, 40 nechi yolcu yaralandı. Xitoy xalq to'g'rining xabarida bildirilishicha 13 may shu joy vaqti soat 8 atrofida Tibet Avasiyası'nın bir yolcular aeroplani Chongqing Jiangbei halkara aerodromidan uçuş jarayonida uçuş yo'ldan chiqib ketib o't ketgan. Natijada 40 nechi yolcu yinik yaralangan. Xabarda qayd qilinishicha mazkur ayroplan A319 tiplik yo'lovchilar ayroplani bo'lib, hodisa yuz berganda ayroplanda 113 yo'lovchi, 9 ayroplan xodimi bor ekan. Ayroplan xodimlari ayroplanning benormalligini bayqagandan keyin uchishni to'xtatgan. Ammo ayroplan uchish yo'lidan chiqib ketib, ayroplan 5ining sol tarafiga o'tib ketgan. Hodisadan keyin yinik yaralangan 40 nachi yo'lovchi doktorxonaga apirilgan. Ma'lum bo'lishicha mazkur aerodromning bir uchish qo'nish yo'li taqalgan bo'lib, boshqa ikki uchish qo'nish yo'li normal ishib etilgan. Navbatda Xitoyning aloqador doiralari naq maydonga berib, hodisaning sababini tekshirishga boshlagan. Tekshirish dokumentida 75% Xitoyning Rossiyani qo'llaydiganligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda Amerika va Kanadaning ikki tadqiqot organi Xitoy fuqarolarining Rossiya-Ukraina urushiga qanday qaraydiganligi haqida ray sinash o'tkazgan bo'lib, 4dan 3 qism Xitoylarning Rossiyani qo'llaydiganligi ma'lum bo'lgan. Germaniya ovozining 11 maydagi xabarida qayd qilinishicha, Amerikadagi foyda olmaydigan tashkilot Carter markazi bilan Kanadadagi tadqiqot markazi RIWI ning hamkorligida bir tekshirish dokumenti e'lon qilingan. Dokladda bayqilishicha 75% ziyoratni qabul qilguvchi Xitoylar Rossiya-Ukraina urushida Rossiyani qo'llaydiganligini bildirgan. Ular Rossiyani qo'llash Xitoy manfaatiga uyg'un deb qaragan. Bu tekshirish natijasi Xitoy rejimining Rossiyani qo'llaydigan uchur tashviqotlarining Xitoy fuqarolariga unumli ta'sir ko'rsatganligini ifodalab berdi ekan. Carter markazining Xitoy ishlari amaldorining aytishicha, yaqinqi yillardan buyon Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining Xitoyga tutgan pozitsiyasi Xitoy fuqarolarining noroziligini qo'zg'agan. Ularning qarashicha g'arb jamiyati Xitoyga adil muomila qilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Carter markazi va Kanada tadqiqot o'rni o'tgan yili mu hamkorlashib, Xitoy fuqarolarining Amerika va Xitoyga qanday qaraydiganligi haqida tekshirish dokumenti e'lon qilgandan keyin bu yıl 4 ayda yeni bir qatım hemkarlaşkan bulup, bu qatım Xitay puhralarının Ukrayna-Rusya uruşuğu qanda qaraydıqallıqını tekşürgen. Tetkikat neticesinin körüstüşçe ziyaretini qobul qılgan Xitay puhralarının 75% Rusya-Ukrayna toqunuşu da Rusya'nı qollaydıqallıqını bunun Xitay menpaatiga uyğun ikallikini büldürgen. Ondan başqa təxminən 60% ziyaret qılınıqıcı Xitay, Xitay komünist rejiminin otturuğa çıkıp mürasa qilish arqılıq uruşunu axırlaştırışını qollaydıqallıqını bildirgen. Rusya 2. ayının axırda Ukrayna'a tajavuz qılgandan buyan, Xitay asasen betarap meydanı turgan bolsa-mu, astırıttın Rusya'nı qollaganlıqı sebeplik tənqidge uçurap gelmekte. Bu jarayanda Xitay BDT umumi kengişinin Rusya'nın tajavuzçılıq uruşunu ayıplaydıgan qararğı bilet taşlaştın vazgeçgen. Mücmel meydanda turgan Xitay Rusya'nı uçuk aşkarı ayıplamay Rusya bilen bolgan hemkarlıqını devamlaştırgan. Xitay rejiminin organ taratqolarımı Rusya-Ukrayna urushida tajavuzçılıq degen sözünü işiltişten izgil özünü kaçırış bilen birge, Gharibning Rusya'ya qaratqan cezasını bir tereplemelik dep atap, bununla karıştırdıqanlıqını tekilip gelgen. Finlandiya NATO'ya azalıq iltiması sunuduqanlıqını cekarladı. Finlandiya Rusya-Ukrayna urushi mazgilida Shimoliy Atlantik Akti Tashkilotiga a'zo bo'lishni iltimos qilib, ittifoqning zo'riyish yo'lini ochadiganligini bildirdi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto
ve başminister Sanna Marin koşum bayanat ilan kılıp, devletinin vaktini koldan vermesinin NATO'ya aza buluşunu iltimas kılışı gereklikine oturgu koygan ve kararı çıkış üçün kiyinki küllerde kadem baskuşlarının tızıltıldığalıqını bildirgen. Bayanatta 24 fevraldan buyan devam kılıbatkan Rusya-Ukrayna uruşu mezgilide İttifaqning zor işinin yolunu içip NATO'ya aza buluşunu iltimas kılıdığalıqı tekitlengen. Şundaqla azalıqning Finlandiya'nın bexaterliki ve pütkül müdafiye İttifaqını küçeytidığalıqı oturgu koyulgan. Rusya bunundan ilgiri bayanat ilan kılıp, Şivisiya bilen Finlandiya NATO'ya aza bulgan taqdirde, bunun bu devletler ve Avrupa'nın bexaterlikigi başkıca akıbetlerini elip kilidigallıqını eytip agahlandırgan idi. Ve bu aktiki bayanatıda NATO'ya aza buluş ularının devlet bexaterlikini küçe etmeydi. Emeliyette ularını NATO'nun aldıngı sepigi aylandırdı deyilgen idi. NATO başkatipi Jens Stoltenberg bolsa Finlandiya'nın azalıq iltiması sunudigallıqı toğrısıdaki bayanatı haqqıda toxtulup, Finlandiya azalıq iltiması sunsa NATO memnun buludu. Azalıq musabisi dəxilsiz və tiz ilgirləydi o digən. Növətdə Şivisiyanın mı pat yıqında NATO-ğı kiriş kararını ilan qılışı mülkirlənməkdə. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqlı bir günkü xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkü cəhsilərini Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqla program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət taşırmağa köptün köp rəhmət etimən. Assalamu alaikum ve rahmetullah.